Herkese selamlar efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Bambi ile Sunağa Doğru serimizin 11. bölümüyle sizlerle beraberiz arkadaşlar. Ekranında Bambi karşılıyor. Çünkü bunun pazarında bir miktar daha fazla para vardı ve Sura ile ilgili birkaç şey söyleyeceğim arkadaşlar sizlere. Onun için öncelikle bu ekranda kaydı başlattım. Yine tatlı bir para sayılabilecek nitelikte bir para olmuş arkadaşlar depomuzda, pazarımızda. 158 monluk bir satış oldu. Bu paranın 125 fon arkadaşlar bizim VS'lik Kiyanit zırhımız vardı, hatırlıyorsunuz. Kılıç bıçak çifte 1500 EP 50 STR artı 8 bir Kiyanit vardı. Onun da bizi kaçtan almıştık? 175 mi 150 mi o civarlardan almıştık. Tabii ki de zararına sattık arkadaşlar. 125 fondan satılmış, alan arkadaşa hayırlı uğurlu olsun. Bir miktarda başka şeyler satılmış, şu paramızı üzerimize alalım arkadaşlar. Onun dışında bu Char'la ilgili söylemem gereken başka bir şey yok arkadaşlar. Onyx'ler, geçen videoda bahsettiğimiz Onyx'ler maalesef ikisi birden sanırım satılmış. Artık hangilerinden bahsettiysek şu anda piyasada bir tane bile kusursuz yok. Şöyle gördüğünüz üzere. Aslında acaba dedim Miko mu taksak, ama Miko'larda da blok delicili bulamadım arkadaşlar doğru düzgün. Şurada yine blok oklusu var. Burada başka ne varmış? Blok delici yansıtma var. Yani acaba beyler bu da fena bir Onyx değil. Yani kusursuz yerine hem blok hem delici alıp Miko da takabiliriz. Bu da birazcık aklımı çeldi. Belki arkadaşa bir PM atıp sorabiliriz arkadaşlar, fiyatla bize yardımcı olabilecek mi diye. Bu da bunun delicilisi olsa tabii ki de bu fiyattan kesinlikle alırdım arkadaşlar. Hem ok hem de delici blok olması. Ama maalesef burada da yine aynı Onyx'ten var. Onun dışında şöyle hızlı bir şekilde ekranımızı arkadaşlar Sura'ya getiriyoruz. Sura'nın hemen öncesinde tabii ki de bunun da pazar kontrolünü yapalım. Burada da 43 fonluk bir para olmuş arkadaşlar. Burada da bizim bir tane kuşak vardı. Ta 2-3 bölüm öncesinde Metin 2'ye geri döndüğümüzde bastığımız kuşaklardan büyük bir kısmı oradan gelmiş diyebilirim. Onun dışında şöyle keskinliği yakalında ölmesi çocukcağız. Şimdi arkadaşlar bu çar yaklaşık olarak 8 saattir o tavda, 19 saatteyken simyaları bırakmıştım. 11 saat 7 dakikaları kalmış. 8 saat içerisinde bizlere elde ettiği şey 41 adet parıltılı istiridye, 46 adet güneş editi. Başka da pek fazla bir şey yok arkadaşlar. Yani belki taş çatlasın 2 bonlukta şey elde etmiştir, parça elde etmiştir diyebilirim sizlere. Onun dışında mamalarımız vesaire var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere envanter bu şekilde. Ben de bunun bir şimdi sunağa yaklaştığımız için hesabını kitabını yapmaya başlayayım dedim. Bu arada bilerek hasarını az bıraktım, şaman hasarında olsun diye. Aşağı yukarı 40k bir hasar vuruyor şu anda. Şaman kaç vurur inanın bilmiyorum ama bunda 10 yarılı fişleri yok arkadaşlar. Onun dışında bir de neyi yok abi? Silahında yarı insanı yok. O başka da bir eksiği yok açıkçası şamana göre. Şamanın bir de bu sılısımı artı 16 olacak. Oradan belki bir miktar daha hasarı yüksek olabilir. Ama bildiğiniz üzere yakutundan ve keskinliğinden tabii ki de kısılacak hasar. Umarım çok düşük hasarlarda kalmaz diyelim. Şimdi 8 saatte elde ettiği şeyler bunlar arkadaşlar. 8 saatlik hemen bir parasını hesaplamak istiyorum sizlerle beraber. Hesap makinesini açtık. Parıltılı istiridyeler aşağı yukarı arkadaşlar 9M civarından satılıyor bir tanesi. 369M buradan gelmiş. Burada ne var? 46 tane jedit var arkadaşlar. Burayı da artı 125 diyorum. 494M olmuş. Onun dışında da ıvırlar zıvırlarla beraber bir 150M de herhalde buraya sayabiliriz arkadaşlar. Hatta şöyle 156 yazalım. 650M'lik bir getiri sağlamış bizlere 8 saat içerisinde. Bunu çarpı 3 yaparsak 24 saate vurduğumuz zaman arkadaşlar 19,5 won yani 20 won gibi bir para yapıyor arkadaşlar. Şimdi 20 won güzel görünüyor gözü ama maalesef bunun simya giderleri var. Ben bildiğiniz üzere 24 saat yani otavda kalan bir çarda ETP görevini yapmak mümkün değil. Hadi 5 tanesini, hadi 8 tanesini yapalım zindanla beraber, ZC ile beraber. Geri kalanını antikadan dönüştürmek zorundayız. Onun giderlerini çıktığımız zaman bizlere günlük işte bir 10 won civarında bir katkı bırakıyor. Buradan da kostüm ve vein paralarını çıkarttığımız zaman gerçekten çok büyük bir para elimize kalmayacak. Ama level kasmış olacak. Ama işte statü kasmış olacak, güçlenmiş olacak. İleride benim şamanla ilgili çok güzel plan programlarım var arkadaşlar. Onu da spoilerin içimden vermeyeyim. Birazcık daha ilerledikten sonra bu bilgileri sizlerle paylaşıp kafamdaki şeyleri sizlere anlatmak istiyorum. Durum bu şekilde. Bunu da bilgisini vereyim dedim. Kusura bakmayın lafı biraz fazla uzattım. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Videoya geçelim. Arkadaşlar çok derin ısrarlar karşısında Cemal abi bunu almamızı söyledi. Hemen size aldıktan sonra anlatacağım muhabbetleri arkadaşlar. Şunu bir alalım. Tekrardan kontrol edelim. Blok delici yansıtma artı 5 şeklinde. Aldık, hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Neden bilmiyorum ama Cemal abi almamı ısrar etti. Diğer serverlara bakmış sanırım, fiyatlarını kontrol etmiş.
Bildiğiniz üzere kusursuzda Blokok veya kusursuzda Dilijok alacaktık. Biz de Miko'da Blok Dilijim alsak acaba diye tartışırken bunu bulduk ve çok ucuzmuş herhalde. Ben bir Cemal abiyle konuşayım. Bunu takacağız %80-90 ihtimalle. Ama bir konuşup gelelim beyler. Niye aldırttı bize bilmiyorum. Evet arkadaşlar, Cemal abiyle konuştuk. Dedi ki bunun aynısı dedi diğer serverlarda dedi. 200 won civarında, 300 won civarında hatta dedi blok delicileri çok daha pahalı dedi. Bence iyi ettiğimiz düşünüyorum. Bir de kusursuzda arkadaşlar ya bloktan ya deliciden fedakarlık etmek zorundaydık. Miko olarak bu ikisini birlikte elde edeceğiz. Bir miktar az elde edeceğiz ama çok da büyük bir problem olacağını düşünmüyorum. Öncelikle bunu takacağız arkadaşlar. Bu arada biz almasak başka bir arkadaş alacakmış. Bir tık daha pahalıya takas teklifi verecekmiş. Diyerekten bunu da taktık. He ve de o abi. Son simyamız bildiğiniz üzere elmastı. Bu elması da Cemal abiden aldık. Yani bu elmasla yakut sökülecek arkadaşlar ileride. Ya da parasını geri vereceğiz Cemal abi. Cehennem Kulesi'nden eğer sandık kazanabilirsek bunları şamanda açacağız. Ve zamanı geldiğinde Kerpeten'le beraber bu iki simyayı söküp tekrardan Cemal abiye teslim edeceğiz. Ama maalesef ki bu elmasımız arkadaşlar artı bir durumda şu anda. Seviyesini arttırmaya çalışacağız. Fasulyelerin tanesi 30 em, yeşillerin pembelerinki 40 em. Yani çok pahalı. Umarım çok fazla uğraştırmaz. Bakalım kaç mona mal olacak bize. Umarım şurayla beraber şöyle bir olsa çok tatlı olur işin açığı. Artı 2 tekrardan düştü. Tekrardan düştü. 4 oldu. Hadi gel. Tek de gel canımı ye ya. Bak tek de gel canımı ye kanka. Yapma be gülüm. Tekrardan artı 4. Hadi bakalım. Ahan da vallahi çok az uğraştırdı bu arada. Vallahi ballıyız beyler. Çok çok az uğraştırdı yani. Çok az uğraştırmış hali bile nereden baksanız 5 won 6 won yani. Hani neredeyse tekte olmasına rağmen. Hayırlı uğurlu olsun. Elmasımızı da buraya takıyoruz arkadaşlar. Bildiğin üzere sunakta ne beceri hasarına karşı koyma ne de başka bir efsun işlemediği için bu bizim şu anlık hem zeka hem buz direnci hem de buzun gücü şeylerini ihtiyaçlarını karşılayacak. Şunu da açalım simyamızı. Set bonuslarıyla beraber bu şekilde bir şey elde etmiş olacağız. Onyx'imize vesaire de bakalım. Hepsini şöyle bir tekrardan göstereyim. Simyaları bu şekilde oldu. Bu çarın. Bayağı bir dandik dizdik ama umarım yeterli olur bizler için. Şimdi yavaştan birkaç tane kostüm ayarladıktan sonra gidip arkadaşlar bu eldiven görevini de yerine getirmeye çalışacağız ki bu eldivenimizi de takalım. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar kuşak işimiz vardı biliyorsunuz ki bu kuşağı da artık emdirelim. Daha fazla beklemeye gerek yok zaten çarın birçok şeyi hazır. Her şeyini ufak ufak hazırlamaya çalışıyoruz. Birkaç tane kostüm aldık ödünç olarak ateşli eldiven görevini yapabilmek için. Yanlış yalnız bu. Nereden de abi? Bonus emişi miydi? Evet dedik. Kuşağımızı koyduk. Ondan sonra bunu koyduk. Bir şey de satıldı. Tamlığın kitabı satılmış. Çok kıymetli. Bize ne sağlayacak? Buradan hemen tekrardan kontrol edin. 5 yarı sağlayacak arkadaşlar. Onun dışında da çok da bir şey sağlamayacak. 2 kritik sağlıyor. İşte STR'si var. 2 buzun gücü var. Böyle tatlı ufak bir şey diyebiliriz. Kuşak diyebiliriz. Bunu bastık abi. Hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle bunu bir takalım abi tekrardan. Onun dışında bir tane hemen domuz ayarladık arkadaşlar. Mani yansıttık. Ufaktan geçeceğimiz için. Bir de şu yeşil şanslardan açıyorduk ki 2 tane kutsama çıktı. Bu 2 kutsamayı da bu şimşek tılsımına atmak istiyoruz. Bakalım şansımıza, bahtımıza bir şey gelecekmiş. 500 EP geldi maalesef. 450 EP geldi maalesef. Buradan yüzümüz gülmedi. Biz hazırlıklara devam edelim. Arkadaşlar beklenen an geldi. Biz az önce denemesini yaptık şamanımızın. Şöyle zekalı itemleriyle tekrardan bir artımızı tazeleyelim. Şu anda markalıyım. Onun bilgisini vereyim arkadaşlar. Markalı bir şekilde itemlerimizi tekrardan takalım ve tabii şu itemi takınca bir anda şey oluyor. Vitimiz tamamlandığı için tekrardan bir can dolması oluyor. Hasarımız 24K arkadaşlar. Markalı hasar. Markalı bir şekilde duruyor çarımız şu anda. Canımız çok fazla yorulmuyor. Böyle 300-400 falan vuruyorlar. Gördüğünüz üzere stun yedik ama toparlayacaktır diye düşünürken çift stun'a. Bu bir kayıt şeyidir arkadaşlar. Bu bir kayıt talihsizliğidir. Biz az önce 10 dakikadır kesiyoruz. Hiç böyle bir problem yaşamamıştık. Zor olduk. Evet. Üstümüzde ateş 69-70 civarlarında. Ondan dolayı birazcık hasar yiyoruz. Peş peşe 2 tane stana. Maalesef ki Allah'ımıza kavuştuk arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Arada olur böyle şeyler. Tekrardan artımızı buff'ımızı alalım. Görüşeceğiz onlarla. Onlarla görüşeceğiz beyler. Nazarımız yok. Bekçimiz var maalesef. Üzerimizde eldiven olmadığı için statüleri zar zor bir şekilde karşıladık. Şöyle bir gelelim bakalım tekrardan. Çekilin bakayım oradan. Nasıl girebiliriz? Şuradan girer miyiz? Aha da girdik beyler.
Tüm karakolları imha etti dedi. Bir görev almıştık. Onu hallettik. Yani durumumuz çok kötü değil. Beklediğimden çok 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 daha iyi. At skillimiz yok. Onu da ilerleyen günlerde ayarlarız diye düşünüyorum. Buradan bir tane daha metin bulalım. Bakalım onu kesebilecek miyiz? Burada buzlu metinler de var. Buzlu metinleri de deneyeceğim bu arada. Belki buzlu metinlerde bir tık daha zorlanabiliriz. Hatta şöyle yapalım. Yok, bunu çıkartamayız. Bunu çıkartamayız çünkü buff sağlıyor bizlere. Buna niye bir anda damage azaldı? Bir şey eksildi. Ne eksildi? Petler mi yok? Aynen, petler yok. Petleri çağıralım. Petlerle beraber tekrardan bakalım bir durumuna. Bunlar da 500-600 vuruyor. Bu arada balığımız malığımız yok herhangi bir şekilde. Kurbağa balığımız vesaire. Bunları daha rahat kesiyor gibi görünüyor sanırım. Ama yine de standa bir problem yaşıyor. Çünkü Char'ın HP absorbesi tam değil. Kostümünde vesaire HP absorbesi yok. Silah fişi yok Char'ın. Ondan dolayı bir tık sıkıntı yaşıyoruz yine de. Bunu da rahat bir şekilde kestik şöyle. İyi farm yapıyor la bu arada. Ben beklediğimden çok daha iyi çıktı beyler ha. Bildiğin Sura'nın bir tık yavaşı gibi yani şu anda. Çok büyük bir problem yaşamıyor. Bunları da toplayalım. Gayet temiz, hızlı bir şekilde görevimizi yapmaya devam edelim. Arkadaşlar geçen videoda bu arada şamanın görevini yapmaya devam ediyoruz. Aklıma geldi burada bir tane eklentili mesaj görünce. Geçen videoda bize item veren arkadaş bir miktarını da posta kutusundan göndermişti. Bunu da tabii ki de göstermeden olmaz arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim. Burada çok tatlı, baya baya benim hoşuma giden bir tane zehir kılıcı var arkadaşlar. 46 ortalama, 14 şimşek gücü, altısında da 15 toplam şimşek değeri. Böyle güzel bir harbi allavi bir zehir kılıcı göndermiş. Yani bunun ederi nedir bilmiyorum. Pazarımıza ekleyeceğiz. Onun dışında bir tane şimşek tılsımı 4 göndermiş. Buz direnci 25, karanlık 20, 5 savunma. Fena değil, bu da fena değil yani. 20 toplam zodyak mı vardı bir de bunda? Oo oğlum. Bu ne kanka, bu zehir çok pahalıdır ha. Kanka bu fena ha. Çok ciddiyim, bu çok fena bir zehirmiş. Ben şimdi fark ettim kanka bak giydisindeki efsunu. Oğlum bu neymiş? Bu çok derine girer kanka. Bunun ederi 100, 110, 110'u geçer mi? 110 minimum bence. Yani en aşağı 110 kanka bunun değeri. Ben size öyle söyleyeyim yani. Fazlası eder mi bilmiyorum. Şimşek tılsımı da var. Onun dışında bir tane de Aura Taş zırhı var. 2K 15 şimşek, 5 HP absorbe, ve 10 rüzgar. Böyle bir zırh var. Bu ne? Evet, Koçi Bey'inden. Güzel bir şakacık gelmiş buradan. Yani fenaymış beyler. Harbiden fenaymış. Çok teşekkürler tekrardan. Eldiven görevinde bildiğiniz üzere abi 30'ar tane bir şeyler düşürtüyordu. Yani o mu bu mu ondan emin değilim ama bir tane görev var beyler. Herhalde bu eldiven göreviydi. Onu bitirdik. Gayet rahat bir şekilde dönmeye devam ediyoruz. Bunu verdik. Sonra ne diyor? Bilmiyorum ne diyor beyler. Tekrardan tıklayalım. Yeni güçler diyelim. İyi ki geldin. Kötü haberleri var. Ne diyor? Yardım ederiz baba. 10 tane çürük ruh taşı getir diyor. Olur. Bunu da yapalım abi. Biz görevleri tamamladıkça tekrardan kayda gireriz. Umarım böyle bir saat, 1,5 saat içerisinde bitirirsek güzel olur. Dostlar bir sonraki görevimizi de bitirdik. Hemen tıklayacağız. Bundan sonra da herhalde hırsız mı, dolandırıcı, molandırıcı bir şeyleri yakalayacaktık arkadaşlar. Kutsama kağıdı verdi, gayet büyük bir ödül. Aa bu arada Buçar'ın şeyleri de var ha beyler. Ritüel ve demirci metal sanırım. İki ritüel bir demirci bir metal mi acaba? Öyle bir ödülleri olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam almamıştım onları. Tam emin değilim ama. Onları da alırız tabii. Ne dedi abi? Ödül olarak falan filan. 5 res kazandım. Tamam. Şüpheli olaylar abi. Evet. Bağış topluyorlarmış. Tamam. Pekala. Uriel yaşlı kadın depocu. Beyler biz şunlarla bir konuşup gelelim. Beyler koşuşturmaca işlerinden sonra dolandırıcının yanına geldik. Bildiğin üzere Gautama mapinde. Bu dolandırıcı abimiz var. Buna tıkladığımız zaman onu tutukluyoruz tabii ki de ve Teovahtan'a tekrardan döndüğümüzde bizlere bir eldiven bir şeysi verecek. Neydi bilmiyorum beyler. Lisansı mı ne verecekti? Bir gidelim oraya onu da alalım. Ondan sonra eldivenimizi takalım. Teo amcamıza tekrardan döndük. Artık şu görevi bitirsin lütfen. Başarıyla tutuklandı. Evet. Hizmette bulundun. Ver şu lisansı kanka. Ha, eldiven lisansımızı aldık arkadaşlar. Bu maalesef bildiğiniz üzere arkadaşlar grupta vesaire sayılmıyor. Yani grupta sayılması için olayı anlatayım ben ama yapması gerçekten çok uğraştırıcı. Char'ı gidiyorsunuz, asıl Char'ınızla arkadaşlar vuruyorsunuz. Slotları kesmiyorsunuz ama bir candayken kaçıyorsunuz mesela. Slotları atıyorum buraya kadar çektiğiniz Char'ınızla. Şamanınız da burada. Metin de burada varsayıyorum. Metnin canı 1. Burada abi bir anda ya karakter atıyorsunuz ya şamanınızla ışınlanıyorsunuz.
Şamanınızı ışınlandıktan sonra şamanla hemen son hitini atıp oradaki metni patlatıp size saydırıyorsunuz düşen eşyaları ama gerçekten çok uğraştırıcı yani. Yapabilir misiniz, yapar mısınız bilmiyorum ama ben yine de bilgisini vereyim dedim. Bu da bu arada herhangi bir şekilde depoya mepoya atılmıyor diye biliyorum. Şunu kullanalım arkadaşlar ve eldivenimizi takalım. HO artık ufaktan da olsa buradan bir zeka, tamlık, mamlık bir şeyler elde ediyoruz. Güzel oldu, bunu da aradan çıkardık. Biz görevleri mi yaparız artık, sunağa mı gideriz onu bilmiyorum. Evet, tekrardan bir şey olduğunda kayda gireriz. Arkadaşlar uzun uzun süredir, yaklaşık böyle bir 2-2,5 saat belki 3 saattir görevleri yapmaya çalışıyoruz. Bir tane ritüel taşı kazandık. Bundan önce bir tane ne kazanmıştık abi? Şuraya almıştık. Metal kazanmıştık. Bir tane büyülü demir maden verdi buraların görevlerinden. Burada bildiğim kadarıyla iki tane ritüel veriyordu. Devam edeceğiz bakalım görevleri yapmaya. Bir tane daha ritüel alacağız diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam üzerinden 1,5 sene geçti ama biz görevlere devam edelim. Yine güzel bir ödül alırsak kayda gireriz. Arkadaşlar görevlere devam ederken bir adet de demirci taşı kazandık ve bir tane de kutlama kazandık. Şimdi bunun devamı da olacak. Köylülerle konuştukça bize ödül verecek ama bu şu kutlamayı gelmişken hazır bir atalım diye düşündük. Şu tılsımımıza bakalım. 300 EP ve ikinci eklenen bonus diye kaldı. Bunu tekrardan Dambimize aktaralım abi. Buradan tüm köylülerle konuşarak hepsinden birer tane ödül alacaktık yanlış hatırlamıyorsam. Bakayım, bu değilmiş köylü. Köylü hanginiz abi? Ne oldu lan? Hangisiyle konuşacağız? Bir daha mı buna tıklayacağız acaba? Yok, bu da değil. Baba köylü hanginiz köylü? Market. Market kesin köylü beyler. Aha. Ne diyor? Güneş üzüntü K verdi. Marketten beklenircesine. Uriel bir köylü müdür acaba? Kimyacı. Oğlum bunların hangisi köylü başka? Burada başka köylü yok mu kardeşim? Zırh satıcısına bakmıştık. Biz bir bulup gelelim beyler. Evet, zırh satıcısına bakmamışız arkadaşlar. Buradan da bir ritüel daha geldi. Yani ödüllerin toplamını şuraya alırsak sanırım bir tane kutsama vardı eksik. Bir tane arttırma, bir tane değiştirme verdi. İki ritüel, bir metal verdi. Başka da çok bir olayı yok sanırım. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yuhara komutanında da bir esprisi yok. Aynen, buna da bakmıştık. Herhalde bitti beyler. Görevler bitmediyse tekrardan kayda gireriz. Arkadaşlar ertesi gün oldu. Yuhara görevlerimizden sonra at görevlerimizi de bitirdik. Bugün şöyle bir eme ihtiyacımız olacak falan filan dedi. Zaten biliyorsunuz mu bilmiyorum ama bilmeyenler vardır belki. At 20 level olduktan sonra arkadaşlar at skilleri açılıyor. Yani asker at yapmadan da kullanabiliyorsunuz. Onun bilgisini vereyim. At skillerimizi de açtık artık. Dış görevleri, mış görevleri, böyle her şeyi bitirip de sunağa girmek istiyoruz. Şu anda fişlerle uğraşıyoruz. Bir tane şöyle kostüm ayarladım. Bunda 2 saat kalmış. Aktarmamız lazım. 2K 10 HP absorbe. Bir tane kafalık ev sunmuyoruz. 3 ev sundu. Buraya da yaralı oklardan koruma şansı getirebilirsek şansımıza güzel olur. Onun dışında bir tane silah fişi yapmamız lazım. Onları da hallettikten sonra sanırım çok bir eksiğimiz kalmayacak. Bu da hayırlı olsun. Arkadaşlar sunağa girdik. Maalesef ki çarımızın hasar sıkıntısı var. 20K civarlarında bir hasar vuruyor buzlu slotlara. Maalesef ki dayanmıyor. Yani bayağı bir şeyler denedik. Şu anda da ekstra eşyalar getirmeye çalışıyoruz. Açık kapatmaya çalışıyoruz. Böyle arkasına iteklemeye çalışıyoruz şamanımızı. Ondan kaynaklı olarak bunun artık 6-7'siyle işimiz kalmadı. Cemal abi birkaç tane attı. Altı metnini bozduk. Buraya ya bu toplam buzun gücü ya STR ya işte ne bileyim toplam yarı bir şeyler getirmemiz lazım beyler. Yani getirmezsek, çünkü şaman şu anda dayanmıyor. Hasar yetmediği için maalesef sıkıntı çekiyor. Büyülü saldırı değeri 20 ile başladık. Köl canavarlarına güçlü 7 yanında. Haydi bakalım, çok fazla pahalı beyler epler. Epler gerçekten çok pahalı. Umarım ki bir yüzümüz güler buradan. En azından 20 tane de falan yüzümüz gülerse çok memnun oluruz açıkçası. Hayvanlara karşı güçlü toplam değeri 1. Bu arada yarı 1 gelirse çok üzülürüm kanka. Gerçekten çok üzülürüm. Uçan tılsım soğuma süresi en azından şimşeklerin gücü toplam değerin %1'i. Bak, buz gücü toplam değerinin 10'u falan yine bize kafi bu arada. Yine kafi. Umarım gelir öyle bir şey. Max SP ve böceklere karşı güçlü. Maalesef ki işimize yaramıyor. Yarısını erittik bile. Ok yağmuru maalesef. Maalesef. Zodyak toplam 7. 1 saniye boyunca buzun gücü. Bu da hiçbir işimize yaramaz arkadaşlar. 3 metin taşı, 6'yı bozduk. 3 metin taşı geldi. Devam. Köl canavarı 10. Lan gel sen kanka şuraya, yarı insanlara karşı güçlü 10'da. Biz de yolumuzu bulsak yani. 8 metin. Yani üzücü yani. Diyebileceğim çok bir şey yok kanka. Üzücü yani. 6 metni bozduk. 8 metin geldi. Tabii ki de değişeceğiz. Burayla hiçbir işimiz yok. 8 metin maalesef işimize yaramıyor. Ama tam oran gelip de STR'de veyahut da dediğim efsunlarda gelseydi çok mutlu olurduk işin açığı. Yapacak bir şey yok. Bir onlu daha çekelim. Bakalım bahtımıza bu onlu da gülecek mi herhangi bir şey.
Nemele yatarız. Devam abi. Şeytanlara toplam değerin 6'sı geldi. Kanka çok üzülüyorum bak. Çok üzülüyorum, yapma. Buz direnci al geldi. Ruh vuruşu tersem atıyormuş beyler %1 ihtimalle. Orklara karşı toplam değeri 1. Orklara değil. Oğlum bu değişmedi ama ya. Vallahi bak bir kutsaman boşuna gitti kanka şu anda. Bir kutsaman vallahi billahi boşuna gitti şu anda. Ayıp günah kanka. Kılıç darbesi soğuma süresi. Orklara karşı güçlü 2 oldu. Kanka bu bizle, ağam bizle eğlenir ya. Şeytan toplam 5. Hadi lan bir şey gelsin be. Hayvan 1. Kanka battık herhalde ya. Ork 1. Ya kanka bu ork 1'i kim koydu buraya? Oğlum kafayı mı yiyelim? Kim koydu kanka bu ork 1'i buraya ya? Aa ork 1 geliyor. Ulan değiş değiş. Kardeşim değiş bir kere değiş. Ne olur değiş ya. Bu kanka bu başka bir şey ama. Bu böyle olmaması lazım ya. Ork 1 ne kanka, gözünü seveyim ya. Of harbiden can acıttı kanka. Ork 1 bilmiyorum. Ork 1 üzdü ork 1 ya. Evet dostlar, en son gördüğünüz kutsama sekansından sonra biz tekrardan 1-5 kutsama attık. Daha doğrusu 10'unu çektik ama 5'ini harcadık ve şu an elimizdeki silaha buzun gücü 15 getirdik arkadaşlar toplam değerinde. Yani çok büyük bir artısı yok işin açığı çünkü buz tılsımımız çok yüksek bir seviyede değil. Ama yine de bizlere bir 5-6 buzun gücü sağlıyordur diye düşünüyorum. Güzel bir gelişme oldu bizler açısından. Fakat tekrardan gittik, ekstra yenilemeler yaptık. Mesela bu kostümün yanına bir 50 STR getirdik arkadaşlar. Silah fişimiz bu arada çok tatlı bir fiş oldu. 10 yarı 10 derece 20 şeytan, yani çok güzel bir fiş olduğunu düşünüyorum ama bizler için şu anda kullanıma pek açık olmadı bu çar diyebilirim. Biraz sonra gideceğim sunaktaki sizlere şeyini de göstereceğim arkadaşlar, durumunu da göstereceğim. Onun öncesinde burada sizlere bir şey göstereyim arkadaşlar. Kral Bao'yu kesme denemesini göstereyim. Çar fena değil gerçekten, güçlü kuvvetli ama arkadaşlar hasarı çok 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 minimal kalıyor. Özellikle sunak içerisinde burada hasarı çok güzel ama sunakta maalesef yeterli hasarı sağlayamıyor diyebilirim sizlere. Şöyle şuradan hemen bu ustamızı çekelim bakalım arkasındaki karanlığa dokunmadan. Tek boss'umuzu alalım kenara ve şurada bir kesmeye çalışalım bunu. Hasarı biraz fazla boss'un ama tanklayabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü çarımızı dediğim gibi böyle küçümsenecek bir derecede değil. Sadece ufak dokunuşlar gerekiyor. Umarım onları da ileride yaptıktan sonra daha güzel bir hal alacaktır diye düşünüyorum. Buradaki hasarımız bu şekilde, sıfır marka bu arada arkadaşlar. Herhangi bir şekilde marka yok. Canı bir miktar azalıyor ama gayet rahat bir şekilde gördüğünüz üzere kesiliyor. Buradan da ne elde etmişiz? Bunu elde etmişiz. Tamlık mı? Tamlık elde etmişiz. Süs taşı elde etmişiz. Yani hasar vuruyorlar slotlar ama gayet rahat bir şekilde toparlıyor canını. Onun dışında metin var mı bilmiyorum. Metinleri kesiyorlar genelde burada ama böyle bir göz atacağım yine. Metin varsa bir tane de metine sol tıklayalım, bırakalım bakalım. Bir de metin şeklini görelim. Bu arada herhangi bir mor pot, yeşil pot hiçbir şey de basmadı yani çar. O rahatlıkla kesti yani, onu da söyleyebilirim. Burada başka da bir şey yokmuş arkadaşlar. Metni dönmüşler sanırım. Çarı burada oto av'a çok rahat bir şekilde bırakabiliyoruz. Onu denedim ama buradaki yani oto av'dan da ne geliri getiri elde edebiliyoruz. Ne de level doğru düzgün kasıyorsun ağa nazaran. Onun dışında şurada bir 52 tane de parıltılı istediğimiz varmış. Dostlar bunları da bizim çar duramız sabahleyin kasmıştı. Onları da bir açalım bakalım bu çarın parası istediği şansını da görmek istiyorum işin açı. Şöyle 52 taneden bir tane beyaz alırsak tatlı olur, alamazsak da canımız sağ olsun derken hiçbir inci göremedik. Beyazı bırakın, 52'de 52 taş parçası. Bu çarın parası istediği şansı çok da hoş değilmiş sanırım anladığım kadarıyla. Sıkıntı yok, ben çarı bir sunağa götüreyim, orada da sizlere bir yaptığı işleri göstereyim. Sunağa da geldik dostlar. Bildiğiniz üzere bizim klasik buz odasına getirdim çarı. Bu arada bu odayı bilmeyenler varsa da buradan tekrardan göstereyim. Birkaç videonun altında sormuşlardı. Oda burası arkadaşlar. Sadece buz slotlarından oluşuyor. Gayet tatlı bir oda. Burada potlarımızı basalım. Şunları ıvır zıvırları basalım. Sıfır marka arkadaşlar. Dediğim gibi marka kullanmadan yapmaya çalışıyorum. Çünkü bu çarı otağa bırakmayı düşünüyoruz bildiğiniz üzere. Şöyle bir size bu çarın performansını göstereyim arkadaşlar. Manudayız. Yine savunmalı binek de yok. Yani elle kasarken gayet kafi kasıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hasarı çok tatlı bir hasar. 32-33 kadara kadar çıkan bir hasarımız var. Ama at üstündeyken bu iş böyle tabii ki. Üzerimizde de elementer korunma taşı var. Atak taşı yok. Veyahut da işte neydi onun adı? Hırsız eldiveni yok arkadaşlar. Yerden de hasarımız görüyorsunuz ki 23-24 kadara kadar çıkarabildik. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Hatta arada 25 kada vuruyor yanlış görmüyorsam arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Burada elle kasmamız bizim için
Tabii güzel bir detay ama elle kasmayacağız sonuçta. Biz bu çarı burada elle kasmak için yapmadık arkadaşlar. Ya ondan dolayı çok da iyi değil. Ama yani şöyle bir şey yapılabilir belki. Burada bu çarı elle kasarken dambimiz aura kasmaya devam eder. O şekilde bir şey yapılabilir. Veyahut da bu çarı artık birazcık daha geliştirdikten sonra tekrardan buraya denememiz lazım. Dayanmama sebebini de şöyle açıklayayım. Çarın hasarı tam olarak çıkmadığı için arkadaşlar maalesef yeteri kadar HP absorbe yapmıyor. Yani Suna'nın kürek odasına gittik. Orada bildiğin üzere buzlu slotların yanında okçular yok. Orada falan da denedik. Yani tam olarak verim alamıyoruz. Çar aşağı yukarı yani şöyle söyleyeyim. Kaç dakikada? Yaklaşık olarak yarım saatte 15 tane falan yaşam basıyor. Yani 2 dakikada bir yaşam basıyor bir tane. Onun dışında görüyorsunuz HP absorbesi çok güzel. Hiçbir şekilde pot basmıyorum yani elle kasarken. Hasar da çok 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 az yiyor. Çarın kesimi çok tatlı ama hasar arttırmamız lazım. Bu hasarı da arttırabileceğimiz çok bir yer yok itemler açısından. Dayanıklılığını arttırmak açısından belki yılan zırhı denenebilir arkadaşlar. Yılan zırhını bastıktan sonra bir ortalama direnişçi zırh yaparsak eğer ve defansı ile beraber bizlere güzel bir katkı sağlayabilir. Onun dışında da hasar olarak arttıracağımız bildiğiniz üzere yakut arkadaşlar. Bu çarın yakutu yok. Yani bildiğiniz yok. Bu yakut çok dandik bir yakut. Duvar niteliğinde bir yakut. Maalesef ki bizlerin hasarını çok 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 kısıyor. Ama yani gördüğünüz üzere gayet rahat bir şekilde kesilebiliyor. Bu çarın zaten itemlerini videoyu da gösterdim arkadaşlar. Ben yine de tekrardan şöyle bir üzerinden geçeyim. Sadece bu videoyu izleyen arkadaşlar da faydalansın istiyorum. Şöyle atımıza binelim. Pişinden başlayalım. 10 yarı 10 delici 20 şeytan arkadaşlar. 10 yarı 20 şeytan. Oklardan koruma şansı maalesef ki getiremedik. Burada da 1K 50 STR 10 absorbe bir kostümü var dostlar. Onun dışında kuşağını biliyorsunuz Anka'ya yemdirdik. Bu arada bunun detayını da vereyim arkadaşlar. Duran'ın kuşağını biliyorsunuzdur. 10 ortalamalı bir delicili vesaireli bir kuşağı vardı arkadaşlar. Artı 9 Zodiac emili. O kuşakla burada aynı hasar vuruyor. Yani onun altın çizim burada aynı hasar vuruyor. Dediğim gibi yarı insanlara karşı güçlü. Efsunundan kaynaklı. Burada aynı hasar veriyor. O kuşak çok önemli değerli bir kuşak olmasına rağmen. Çanımızı biliyorsunuz 43 ortalama 5 yarı insan. Onun dışında da 18 buz elementi var. %15 toplam değeri de 6-7'sinden var arkadaşlar. Kaskımız 10 yarı insanla artı 9 bir berserk kask. 25'te STR'si var yalandan 6-7'sinde. Kalkanımız çok elit bir kalkan. Bu kalkan normalde VS'de de vesaire de kullanıyor. Gerçekten çok değerli bir kalkan arkadaşlar. 10 yarı 18 blok 20 şeytan. Gayet tatlı bir kalkanımız var. Onun dışında zümrüt küpemiz bu zaten bildiğiniz üzere eski Sura'nın zümrüt küpesi. Ben bir yandan da şuradan tekrardan çekeyim ve kesmeye devam edeyim. Siz de boş ekrana bakmayın. Ben ufak ufak itemleri gösterirken bu da ufak ufak kesin bakalım burada. Zümrüt küpemiz 10 yarı 20 şeytan 9 30 STR'li bir zümrüt küpe. Zümrüt küpesi de gayet güzel. Elit sayılabilir yani burası için gayet güzel bir küpe diye düşünüyorum. Onun dışında 1.5K 10 kritikli artı 8 bir sis çelik kolyemiz var. Bileziğimiz 10 yarı 10 absorbe 40 STR bunu bir arkadaştan ödünç aldım. Bizimki de birebir aynısının 40 STR'siydi arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bir de onda delicisi varmış yani. O açıdan da gayet güzel bir bilezik. Artı 8 bir ruh kemerimiz var. 1K 10 absorbe buz direnci toplam değerin 4'e oranında bir zırhımız var. Bu da çok güzel bir zırh değil. Dediğim gibi değişebilecek hatta ilk değişik olan parçası bu diyebiliriz. Zırhı yani bir tık kötü kalıyor arkadaşlar yeni yılan zırhlarının yanında. Ayakkabımız gayet güzel bir ayakkabı. 2K 5 saldırı hızı 10 kritik 35 STR 2 de HP MR. Gerçekten çok elit bir ayakkabı olduğunu düşünüyorum. Yani bunu satsak bence 200 won'a gider diye düşünüyorum. Çünkü hem HP'si tam oran hem kritiği var hem saldırı hızı var hem STR hem HP emme. Gerçekten çok kıymetli bir ayakkabı arkadaşlar. Tılsım da bildiğiniz üzere zamanında sunakta yere attım tılsım arkadaşlar. 31 buz 35 STR 5 savunma. Başka da tanıtacak bir şey yok. Simyalların zaten hepsini biliyorsunuzdur ama yine de ben üstünden ufak ufak bir geçeyim. Çift dört savunmalı bir yakutumuz var. Beceri savunma, beceri hasarlı bir elmasımız var. Onyx'imizi yeni aldık zaten bu videoda. Blok delicili. Grena'mız da bu şekilde. Bu arada ölüyorduk. Bir ufaktan toparladı şar. Bir anda bu arada yaşam basmadım. Kendisi slotlardan HP emerek bu şeyi gerçekleştirdi. Onun dışında safirimiz düz duvar biliyorsunuz ki. Başka söyleyecek ne var? HP absorbe, HP yenileme, HP üretimi. Başka da bir şey yok arkadaşlar çarda. Yani performansı bu şekilde. Siz de yorumlara yazarsınız. Eksikler nasıl giderilebilir? Bu çarın hasarı nasıl arttırılabilir? Yakut dışında, zırh dışında benim çok fazla bir şey aklıma gelmiyor işin açığı. Yani yılan çanı mı yapmak lazım? Yani o da olabilir, o da yapılabilir ama yani başka nerelerden hasar arttırabiliriz bilmiyorum. Gerçekten full artı full dizmeye çalıştım çarı ama maalesef yine de hasarı yetmiyor. O tavdayken çar yere düştüğü için buradaki bildiğiniz üzere slotlar yere düşürüyor. Sıkıntı yaşıyoruz. Gece 20 gayet güzel abi. Biz sizle muhabbet sohbet ederken 20 kazanmış olduk.
Bunları da çekip keselim. Son bir kesim yapalım. Ondan sonrasında yavaş yavaş kaydın sonuna gelelim. Video birazcık uzun oldu arkadaşlar. Ondan sonra diğer videoda artık neler yapacağız bakacağız. Dediğim gibi siz de yorumlarda belirtirsiniz. Şunları şunları ekleyip şunları şunları çıkartabilirsin diye. Onları da göz önünde bulunduracağım arkadaşlar. Burayı da kestikten sonra daha fazla herhalde diyecek bir şey yok. Terim performansını gördünüz. Artık yorumlar sizden arkadaşlar. Şunları da kestikten sonra ben öleyim burada. Bir şehir atayım. Ondan sonra da videonun sonuna gelelim. Hatta şehir atmaya bile gerek yok. Ben şurada simyamı kapatayım. Usul usul ölsün uçar. Ben de videonun çıkışını yapayım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim. Bugüne kadar bu Bambi ile ilgili çok güzel hayallerimiz vardı. Biraz kırık da olsa gerçekleştirmiş olduk. Yani sunağa ilk adımımızı attık. İlk mamamızı düşürdük. İlk protein lokmamızı vesaire. İlk parıltılığımızı düşürdük biz dün. Onun dışında da diyecek başka bir şey yok. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Diğer bölümlerde kesinlikle görüşelim arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın ve bay bay.